Rüzgarlı bir İzmir gününde Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Hatırlayacaksınız, geçen sene 2017'nin en iyi katlanır bisikleti Dahon Mariner D8'di. D8 mango rengiyle 2017'de inanılmaz satış rakamlarına ulaşmış. Sokaklarda her yerde bu bisikleti görebiliyordunuz. İşte 2018'de Dahon yine ilginç bir renkle karşınıza tekrardan çıktı. Fıstık yeşili Dahon Mariner D8. Dahon Mariner D8 2018 model. Bir önceki yıla oranla en büyük fark renk. Ekstradan yeni bir renk. Geçen sene hatırlayacaksınız, mango sarısı harika bir renk vardı ki o bisiklet bende var. Videolarda, önerilerde gelen videolardan da izleyebilirsiniz. Harika bir renge sahipti. Bu sene de yine manyak bir renk çıkarmışlar, fıstık yeşili. Yani bisiklet 100 metre öteden kendini ben buradayım diye belli ediyor. Onun haricinde ne değişimler var? İlk etapta bir donanımsal özelliklerle başlayalım bakalım. Şimdi bu bisiklette ne değişmiş? Buna bakalım. Bu bisiklette rengin haricinde çamurluklar biraz daha ayrıntılı olmuş. Biraz daha kaliteli, SKS'nin biraz daha kaliteli bir modeli kullanılmış. Ayrıca bir değişim daha, jant telleri. Jant telleri hatırlayacaksınız, geçen seneki videomda izlerseniz zaten görürsünüz. Beyazdı. Bunda jant telleri siyah olarak tercih edilmiş. Yani çok büyük bir değişiklik değil. Sadece farklı olan şeyleri anlatmak açısından size aktarıyorum. Ha, burada önemli bir nokta var. Şimdi bu benim elimdeki modelde üzerinde Dahon'un kendi lastikleri var. Ama bazı 2018 modellerde Schwalbe kullanılmış. Bu da sizi yanıltmasın. Türkiye'de Aslı Bisiklet bunu iki parti olarak yurt dışından çekmiş. İlk partide Schwalbe lastikler gelmiş. İkinci partide ise Dahon'un kendi lastikleri tercih edilmiş. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak yine aynı şekilde arkadaşlar 2017 ile. Öndeki ayna kolumuz 52'li, arkada 11-32'li bir rubleye sahip. Ayrıca yine Altus marka bir arka aktarıcı kullanılmış. Onun haricinde önde yine Shimano'nun 8'li bir değiştiricisi kullanılıyor. Frenler yine no name arkadaşlar. Frenlerin herhangi bir markası şeyi yok. Dışarıdan alınma frenler ama iş görüyor. Yük altında problem yarattığını biliyorum bu frenlerin. Ama onun dışında şehir içi kullanımlarda hiçbir şekilde sorun çıkarmıyor. Son söz olarak, evet, bu bisiklet gerçekten bu renkle çok güzel olmuş. Hakikaten çok sevimli duruyor ama bu bisiklette çok büyük bir dezavantaj var. Geçen sene 2000 liralardaydı bu bisikletin fiyatı. Bu sene maalesef 2450 lira gibi yüksek bir fiyata satılıyor. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.